Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammed'in salavat. Gene hayatın içerisinden bir ders olacak. Hayatın içinde. Çok ilgimi çekiyor. Derse de bir kere çalışarak geldim. Okuyacağım yeri de göstereyim size. 2. Emir'de 99. Ustad batılı tasvir etmiyor, zikretmiyor. Safi zihinler idlal olmasın, bozulmasın diye. Zaten kanuniyetini zikrediyor her şeyin. Fakat rastladığımız hadiseler ve kişilerde gözüken hastalıkları Risale-i Nur'da cevaplarını görünce biz de heyecanlanıyoruz. İlgimi çekiyor çok. Garibime gidiyor. Hasbel kader hayatın içerisinde bazı limanlara, bazı yerlerde bulunuyor. Toplu yerde bulunuyoruz. Bazen uzun müddet bulunuyoruz. Orada bazı çilehanelerde olabiliyor. Gördüm orada hastalığı burada dile getirmek istiyorum ve paylaşmak istiyorum. Ama bu ismi zikretmesem bu sefer böyle uçup gidiyor yani. Fazla dikkat etmiyoruz. Tükenmişlik sendromu diye bir şey duydunuz mu? Veya kendi söylerse tüketmiş. Sermayeyi tüketmiş. Yorulmuş. He? Yorulmuş. Evet. Tükenmişlik sendromuymuş bu. Evet. Neymiş o? Lugatının sonra belirtilerini şey yapacağım. Sonra ben buradan çaresini söylüyor. Yani içimizden doğan yapmak istediklerimizi, yapmak istemediklerimizi yapamayış, yapamıyoruz. Yani istediğimizi yapamıyoruz. Kaçmak istediklerimizde de kaçamıyoruz. İçerimizde böyle bir enerji yok. Yani içinde bir heyecan yok. Güç yok. Basit bir düşünce bile bizi arkasına alabiliyor. Alıp götürebiliyor. Bir dakika dur arkadaş, nereden tutuyorsun ya? Bıraksana elimi ya. Diyemiyoruz. Güç yetmiyor. Ve işin garip tarafı, buraya gelene kadar, bu haline kadar bana bir şey olmaz zannediyorduk. Herkes öyle diyor. Bana bir şey olmaz. Olanlara nasıl olmuş? Olmuş. O da senin gibi düşünüyormuş. Tedbir almamıştı. Şimdi de alsa ne olur? Çok zor tabii. Şimdi içten enerjik olmamak, güç olmamak, yani zaaf iman, bizim tabirle iman zayıf. Akıyor, çevirmiyor. Yani itiyorsun ama her zaman da araba yokuşta olmuyor ki araba itesin. Bazen önünde arkanda araba olunca da itme şansın yok. Orada kalırsın. Enerji yok, enerji. İçeride enerji yok ama sağlam akıyorsa orta olsa kapıya bitmiş kıt kıt çevirmiyor. Bu dimadan bahsediyorum arkadaşlar. Kafadan bahsediyorum. Kafadan. Hem nurdur hem kuvvettir diyor. Ve şimdi oraya gireyim. İman ise hem nurdur hem kuvvettir. Nurdur, karanlıkları aydınlatıyor, tanımlıyor, anlamsızı anlama koyuyor. En büyük sorun olan kabri çözümlüyor. Hendek gibi, pasaport dairesi gibi gösteriyor. Kuvvettir, mazinin keşke kuyularından, bataklıklarından, mazideki bir sürü enkazlarımızı tamir ettiriyor.
Neyle? Tövbe ve istiğfar gücünü veriyor iman. İman ne kadar kaliteliyse o kadar tövbe eder, istiğfar eder. Tövbesi de kaliteli olur. İman hem nurdur hem kuvvettir. İman mahluktur, enerjidir. Mahiyeti Allah'tadır, bilmiyoruz. Allah'ın zatının bir nurudur. Mümin kulunun iradi cüzenin sarfından sonra mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur. Yani mahluktur, vücud haricisi vardır. Realitedir, enerjidir, güçtür, kuvvettir yani. Enerjidir yani, canlı tutar adamı. O azaldı mı onun adı tükenmişlik sendromu diye. Artık göz şevksiz, ayak şevksiz, yani aile hayatında şey yok. Mızmız, geçimsiz, bağnaz, sebep arar kavgaya. Şimdi ben onların belirtisini, kendi ifadelerinin belirtisini, onun için tutuyorum telefonda ne demişler diye. Onlar ne demiş? Ama bu fırtına Avrupa'yı, yani Avrupa'yı ve Asya'yı, İslam olmayan memleketleri kasıp kavuruyor. Bildiğiniz gibi değil. Ne kadar basın gizlese de duman. Duman olmuş ya. Bizde de var. Mesela yorgunluk demiş. Yerine kalkamamak. Bitkinlik. Bitkinlik. Kolay geçmeyen soğuk algınlıkları, griplermiş. Güçsüzlük. Onların notu bu. Yani nasıl gözükür? Kronik baş ağrıları geçmiyor. Bulantı, kusma. Kas krampları, uyku bozuklukları, enerji ve kilo kaybı, bel ağrısı. Ne alakası var? Öyleymiş. Solunum güçlü, uyuşukluk, deri şikayetleri, genel ağrı sızılar, yüksek kolesterol, kronik kalp rahatsızlığı, tükenmişliğin fiziksel belirtileridir. Duygusal belirtileri ise diyor. Ya niye bunu anlatıyorum göreceksiniz. Kronik sinir hali. Yani çok acayip böyle. Artık kendisine yerleşmiş. Çabuk öfkelenme, hayal kırıklığı ve suçluluk duyguları. Sık yaşama yani. Hayal kırıklığı. Alınganlık böyle. Şey böyle. Tamam bana böyle şey yaptı mı? Hep suçlayıcı. Ya hariç ya kendisi. Benden adam olmaz gibi. Anksiyete, kızgınlık ve sabırsızlık, davranışsal belirtiler ise sık hata yapma, işe gelmeme, işe geç kalma, erken ayrılma, işi bırakma, sık rapor alma, işkide bir iş değiştirme çok. Mutlaka bir bahane bulur yani işine. İşte yeniliklere yapıcı eleştirilsen açık olmamak. Devamlı bahane arar yani. Üretkenliğin ve yaratıcı girişimlerin kısırlılığı. İşte ve iş dışında davranışlarda bozulma, az sosyalleşme, unutkanlık, ilaç ve alkol tüketimi çok olur. Rol çatışması, sorumluluk almamak, başarısızlık hissi, ben zaten beceremem, hep zaten üst üste geliyor bu işler. Beni bulur bunlar zaten. Benim işlerim bir türlü yola gitmez gibi böyle tartışmalarda hiç böyle çekilmez. Bu konu onların söylediği bu. Peki bunun sebebi neymiş? Bunun sebebi temelde zaaf imandır. Eylemsel olarak nedir? Eylemsel okuyorum. Sen eskiden şarttaki bedevi aşairlerde seyahat ettiğin vakit onları medeniyet ve terakkiyata çok teşvik ediyordu. Bir de bu noktadan bakın bakalım. Neden 40 seneye yakındır medeniyet hazırladan mimsiz diyerek medeniyetin mesini Osmanlıca medeniyetin mey silerseniz deniyet oluyor. Deniyet alçak demektir. Yani insan alçak diyor. Dibe doğru götürüyor. Hayat içtimaiyeden çekildin, inzivaya sokuldun diye soruyor. Hani burada hepsini sıralıyor. Bak göreceksiniz. Bu hale tükenmişlik sendromuna eylemsel olarak nasıl girmiş? Ne yapmamız lazım? Çare bu. İlaç çare değil kardeşim. Aklı devre dışı yaparak akıl tamir olmaz. Mümkün değil. Uyuşturma.
hem psikoloji diyorsun bozukluğuna. Psikolo, psiko, ruh demek. Loji, ilim demek. Ruh ilmi diyorsun. İlacı bedene veriyorsun. Yani ruha ilaç vermiyorsun ki. Bedene ilaç veriyorsun. Hem psikoloji diyorsun, ruhsal diyorsun, tamir ise bedene ilaç veriyorsun. O gözün ağrmıyor ki. Hani herhangi bir organda bir sorun yok ki. Nereye ilaç veriyorsun? Ha ilaç ruha gidiyorsa tamam. Ruhu da inkar ediyor. Şeytanı ve cini inkar ettiği için onların tahribatını ancak tahribatına şahit. Sebebine şahit olmadığı için çare de değil. İşte mimsiz medeniyet böyle yapmış. Öyle diyor. Ah, o kadar rastlıyorum, o kadar rastlıyorum ki. Dedim ki, niye böyle yaptın? Bilmiyorum dedi, içeriden bir tane ses dedi ki bana böyle yap. Ben de öyle yaptım dedi. Bu sen miydin dedim, ben değildim dedi, kesin dedi, ben yapmam bunu. Ama yaptın sen. Bilmiyorum. Başta dağlamaya. Bilmiyorum. Bilmiyorum kim yaptırıyor. Birisi var engel olamıyorum diyor. O yaptırıyor diyor. Bana dedi ki diyor. Sen otsuz kaldın. Bunlar da aynasız kalsın dedi. Lavabonun aynasını. Nereye kesmiş burayı? Lavabonun aynasını hep kanla boyamış. Ben otsuz kaldım, siz de aynasız kalın dedi diyor. Ben de öyle yaptım diyor. Yani içeride. Kim bu? Kim biliyor musun dedim. Kim hoca dedi. Ya onun sözünü kendi sözünü zannediyor. 13. lema şeytan. Kafasında bir hennas var diyor Üstad lemaatta. Kafasını karıştırıyor diyor. Sana rağmen yaptırıyor. Mimsiz medeniyeti meyveleri bunlar. El cevap, medeniyeti hazırayı garbiye, garp eğitime kaynaklı eğitim, medeniyet de bu. Aklı talim ediyor fakat kalbi terbiye etmediği için malzeme bu, netice bu. Şimdi bu toplum neyin meyvesi ise, hangi ağacı meyvesi ise, bu ağacı kim dikmişse sorumluluk da ona aittir. Ağaç canlı mıdır, cansız mıdır, elma mıdır, armut mudur? Baharı bekleyin, armut ise şeftali değildir. O zaman bu toplum kimi meyvesi ise, kim ağacı dikmişse sorumluluk ona aittir, iyilik de ona aittir. Medeniyet-i hazire-i garbiye, semavi kanun esasilere muhalif olarak hareket ettiği için, seyyat hasenatına, yani iyilikleri kötülüğüne, yani kötülük fazla, seyyata senatına galip oldu. Başka hataları, zararları, faydelerine raci geldi. Yani günahları, kötülükleri görüyorsun fazla. Ya bir telefon bulmuş, at arabasıyla gidiyorduk, arabayla gidiyorduk. Ona gitmez olsaydık da intihar etmeseydi onu. Yani anneniz, babaanneniz eski, yenileri demiyorum da eskiler için söylüyorum. En azından babaanneleriniz ne kadar, dedeleriniz ne kadar mutluydu. Evet böyle bir şeyleri yoktu ama mutluydular ya. Şimdi hayatı anlamsız bırakıyor. Arabasını, evini terk ederek elini, ayağını keserek intihar ediyor. Yani bin tane de değil ha. Korkunç bir şekilde dünyayı sarmalamış tükenmişlik sendromu. İçsel yapı çökmüş. Sistem çökmüş. Araban olsa ne olur? Medeniyetteki maksudu hakiki olan israt-ı umumiye ve saadet-i hayat-ı dünyeviye bozuldu. Hayat bozuldu. Acayip bir şey vermiş ya. Cemiyet hayatı. Yani çok da tuhaftır. Bunu biliyor. Yani ben onları bıraktım. Bizim Müslümanları, Müslümanlara geliyor. Bunu biliyor. Hala çaresine bakmıyor. Zaaf imandan olduğunu, imanını güçlendirmekten başka çare olmadığını bildiği halde hala başka şeylerin peşinde koşturuyor. Yani acilen bunun peşine koşması lazım. Acilen.
Sen iyisen, kızın hasta, kardeşin hasta, şu hasta, bu hasta. Bak ne diyor? Medeniyetteki maksudu hakiki olan nedir? İstirahat umumi. Saadeti hayati dünyeviye bozuldu. Ne? Niçin? Bak sayıyor şimdi. Dert imal etmiyoruz. Derman imal edecek bak. İktisat. Kanaat yerine nasıl bozulduk? Yani içteki enerjiye niye topraklama oldu? Niye çöktü? İçerisi niye boşaldı? İktisat, kanaat yerine israf ve sefaate gittik. Beşinci şuada 23 tane ahir zamanı tanımlayan hadisi kutsi var. Hadisi kutsi. Yani ahir zaman olduğuna dair Bediüzzaman Hazretleri 5. şuada 23 tane hadisi kutsi izah ediyor. Birincisi nedir biliyor musunuz? Birincisi neydi Faruk? Birinci hadis neydi? Eli delik olacak diyor. Eli delik olacak. İsraf. İsrafı malı mülkü gömleği zannetmeyin ha. Zaman israfı. Yani otizm diyorlar değil mi? Çoğalmış. Baymalar çoğalmış. Doyumsuz çocuklar, doyumsuz gençlik, doyma yok. Hantal, bağnaz, geçimsiz. Böyle dokunma böyle. Odadan çıkmaz. Bir şey yapmaz. Bunların türenmesinin sebebi bunun telefonların beyni boşaltmasından kaynaklanıyor. Beyni boşaltmış. Oyun geliyor bize. İçeriği boşaltmış, boşaltmış. İmal ettiği enerji koltukta uyuyor. Hadi kalksın da gitsin yatağa. Yarım saat böyle dinlenecek. Kendisine geldiği kadar yarım saat ancak koltuktan yatağa gidebilecek kadar enerjisi var. Hemen atladı atladı. Boşaltılmış kardeşim. Et de bu ya. Bu ettir ya. General motor değil ki ya. Et ve kemik yani. Bunu imal etti. Belli enerji. Sana ancak lazım. Onu boşaltıyor. Mazi ve müstakbeli dağıtıyor. Boşalttığı zaman yatağa kadar götüremez seni bu enerji. Uzakta komandalığıyla düşmüş koltukta. Nasıl yatacaksın şimdi? Nasıl gideceksin? Peki bu kadar özürlü çocuklar niye türedi ya? Daha annesinin karnındaki annesi onu bitirdi zaten. Bitirdi, bitirdi. Çocuklar bitti bunlar, bitti. Bitti. Yani anladın mı? Anlamamanın sebebi sen de bittin de onda. Bitti, bitti. Beyin boşalmış. Bir şey kalmamış içeride. Otizm dedikleri bu. Böyle bağnaz, geçimsiz, hasta, dokunma. İstanbul'u versen tatmin olmaz. Hiçbir şeyle memnun edemezsin. Edemezsin ya, olmaz. Niye? Ya onu onaylayacak içeride kimse yok. İçeride hiç kimse yok ya. Bak bir yer göstereyim size. Eskiden iki tane insan at arabasında giderken oturup at arabasının şeyinde oturup gidiyorlar. Birisi birisine diyor ki ya diyor şu nimeti nasıl diyor şey yapacağız ya şükrünü eda edeceğiz diyor. Hep oturuyoruz hem gidiyoruz ya. Şimdi araba alıyorlar. Yani çocuğu araba alıyor. Gözümün önünde olan hadise için söylüyorum. Bunu mu aldın dedi babasına. Yani o kadar bile imkanı yok. Adam dünya kadar kredi çekti biliyorum. Dedi ki bunu mu aldın? Aynen böyle. Gördü. Bunu mu aldın? Duyguları, efkarları, fikirleri kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit, önüne konulan nimetleri getirdiği vakit nefsinde, içinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak, anlam verip şükretmesine sebep olacak bir madde bulamadıkları için içeride söner giderler. Her şey nefsindeki renkler ile boyanır, boyalanır. Mahz hikmet gelse, Mercedes gelse, bir sürü nimetler gelse, nefsinde abesiyeti mutlaka suretini alır. Hiçbir anlamı yok. Çünkü niye? Niye verilen nimetler anlamsız o çocukla bizde? Çünkü kendisi anlamsız. Anlamını yitirmiş. Kendisi.
Niçin seninle bağnaz, geçimsiz? Çünkü kendisiyle barışık değil, kavgalı. Niye sevmiyor bir şeyi seni, onu, bunu? Niye vurup kırıyor? Çünkü kendisini sevmiyor. Yani iç alem çökmüş. Çökmüş. Zaaf-ı iman. İman sirayet ediyor. Ahlakta ve hayatta Yecüc ve Mecüc'ten daha dehşetli çöküntü olacak diyor. 149 Kastamonu. Emirdağ'da da var aynısı. Ahlakta ve hayatta. Ahlakta ve hayatta dehşetli bir çöküntü olacak. Çünkü bunların çaresi nedir peki? İşte onu okuyor. Çaresi, işte çaresi bir. İsraf, yani israf etme beynini. İsraf, gömlek, armut, elma, araba, para değil. Bunlar basit şeydir. Ömrünü israf etme. Kanaat yapmıyoruz. Kanaat olmayınca haram helal demeden saldırıyoruz. Diyor ki, iktisat ve kanaat yerine israf ve sefaat. Say ve hizmet yerine, yani gayret edelim, bir de hizmete koşturalım yerine tembellik ve istirahat meyli galebe çaldığından bir çare beşeri hem gayet fakir hem gayet tembel eylemiş. Semavi, Kur'an'ın kanun esasisi, leysellil insan illa masa küllü veşrebu ve la tüsrifu, ferman esası ile beşerin saadet hayatiyesi, iktisat ve sahaya gayretli olduğunu, yani insanın hayatındaki mutluluk, bir, verilen nimetleri anlama koymak anlamına geliyor iktisat. Verilen maddi ve manevi nimetleri yerinde kullanmak, kıblesine koymak iktisat. Ve ondan sonra say geliyor. Yani çalışmak geliyor. Onun yerine tembellik olmuş. Yani çalışmak ile işe gitmek değil. Geçiyoruz odaya. Bu melanet nasıl bir kuyuysa, giriyoruz o kuyuya. Ne kitap kalmış, ne dışarıda çocuk mu kalmış. Bir tanesi diyor ki, dedim ya ben geldim sen uyuyordun dedim. Evet. Dedim bu çocuk sana söylemedi mi? Bir şey söyleyeceğim ama diyor, inanmayacağın için yeminle söyleyeyim sana diyor. Vallahi çocuğa bir şey diyeceğimiz zaman telefon ediyoruz diyor. Salondan odasına. Telefon ediyoruz. Rica ediyoruz gel bunu ye, ya şey yap. Bir şey diyeceğimiz zaman. Bir şey daha biraz zorladığım zaman suratıma telefonu fırlatabilir diye endişe ediyorum. Hiç şey yapmıyorum. Bunlar nasıl bu araya geldi? Sen tenezzül etmedin. Çocuğun kolundan tutup dersleri getirmedin. Zamanım yok dedin. Çalışıp da bırakacağın serveti bak bunlara bırakacaksın. Zaman vermedin. Kendine zaman ayırmadın. Doğradığımız çanaktaki şeyler geliyor. Bunlar gökten gelmedi. Dersi götürdün mü? Çocuktu. Çocuktu dedin, götürmedi. Şimdi büyüdü de dinlemez tabii. Çünkü bir insan da bir şeyi yapıp yapmaması için içte bir aktif enerji ve doğruları olması lazım. Doğruları yok ki, öğretmemişsin ki. Bir anne baba çocuğuna verebileceği en büyük sermaye güzel ahlaktır. Beşerin saadet hayatiyesi, iktisat, maddi ve manevi verilen organları, nimetleri yerinde ve kıblesinde koymak, say gayretli olduğunu. Bu haline aşağıda da sayacak niçin geldik. Onunla beşerin havas avan tabakası birbirleriyle barışabilir diye Risale-i Nur bu esası izah binen kısa bir iki nükte söyleyeceğim. Birincisi, bedevilikte beşer 3-4 şeye muhtaç oluyordu. 3-4 şey. Yeme, içme, giyinme, barınma. Barınma. Yani ben mesela çocukluğumda hatırlıyorum. Öyle bir tepsi gibi bir şey vardı topraktan. Ekmeği oraya yoğururlardı. Kapağını kapatırlardı. Üzerine ateş yakarlardı. Pişerdi ya. Yani
3-4 şey, bu o bir de ahırda sütüm var, şey, sığırım varsa, buzdolabı gibi, market, küçük market gibiydi. Her şeydi. Evet, belki bu imkanlar yoktu. Çıranın ateşinden dururdu, çırayı yakardı, evet. Bir de o ışık verirdi, otururduk, o bütün evi sarardı, simsiyah. Fakat... Ama bu da sağlamdı. Fakat ne yok vardı? Kanaat vardı. Kanaat vardı, iman vardı, kendine zaman vardı. Şimdi bitiriyor. Bunları niye anlatıyorum? Yani gökten gelmemiş bu çocuklarımız. Yani bu hale gelmesine sebep, çocuk sosyal olsun diye, biraz çekingen diye dersleri bile getirmedi. Sokağa itti. Şimdi odadan çıkmıyor, telefon ediyoruz salondan diyor. Odadaki çocuğa. Bedevilik, bedevilikte beşer 3-4 şeye muhtaç oluyordu. O 3-4 hacatını tedarik etmeyen 10 adette ancak ikisiydi. Ben mesela kibritin olmadığını, merzede kibritin olmadığını biliyorum. Karşıdaki o tepedeki o merzedeki halaya böyle bir şeyle, tabakta bir şeyle gönderirdi anne. Köz. Ona köz alırdık. Gelirdik, ateş yakardık. Ama acayip mutluyduk ya. Çok da mutluyduk. Şimdiki garp medeniyeti zalimani hazırası. Zalim şu garp medeniyeti. Kendilerini de bitirdi zaten. Onlar bitti. Hiçbir şey yok, itimat edin bana. Bitti, bitti. Demiyorlar. Yüzlerce her gün, binlerce intihar vakaları var. Bitti ya. Artık insanlık tostladı. Sonuna geldi artık. Gençleşecek abi. Yaşanamaz. Gençlik meşlik bir şey yok. Zalimane şu medeni, suistimalat, verilen nimeti kötüde kullanmak. 2- israf. 3- hevesatı tehiç, çoğaltmak. O da lazım, o da lazım. Affedersiniz, lazımlık oluyor. Havaici gayri zaruriyi, zarur hacatlar hükmüne getirmiş. İhtiyaç yok ama ihtiyaç yapmış. Bu da lazım ya. Olur mu ya bunsuz ya diyor. Sonra en önemlisi, can alıcı okuyorum. Görenek ve tilyakilik cihetiyle şimdiki o medeni insanın tam muhtaç olduğu 4 hacat yerine, demek ki başımızın belası görenek ve tilyakilik. Onda var, bende yok. Onda var. Ne derler diye. Ne derler diye giyiniyoruz, biniyoruz, alıyoruz. Yani ne derler? Kendimizi yaşamıyoruz yani. Hep harici yaşıyoruz. Ne derler? Dışarıda yaşıyoruz. Ya kendini bir tanı ya. Kendine biraz meşgul ol. Ben istiyor muyum bunu? Onu sorsam, ben bunu istiyor muyum? Ben buna ihtiyacım var mı? Bana ne kadar lazım? Tam da lazım ama sırası bu mu? Ben ne kadar istiyorum bunu? Ne derler ya? Ne dersin sen? Sonra tilyakilik. Olur mu ya bunsuz ya? Diyor. Şimdiki o medeni insanın tam muhtaç olduğu 4 hacat yerine 20 şeye bu zamanda insan muhtaç olmuş. Muhtaç oluyor. Ya 1994. İkinci emir daha. 54. He. Muhtaç olduğu 4 hacat yerine 20 şeye bu zamanda muhtaç oluyor. O 20 hacatı tam helal bir tarzda tedarik edecek 20'den ancak ikisi olabilir. Burada iktisat yerine israf, kanaat yok, sefaat var, sonra görenek var. Tiryakilik var. Tiryakilik var. Sonra ihtiyaç olmadığı halde kendimize ihtiyaç kılıyoruz. Bu da lazım diye. Mesela kirada oturuyorsun, tamam. Kirada oturuyorsun. Bir şey yok, otur. İlle benim devim olsun diye 25 sene, 30 sene bankaya köle oluyoruz. Kredi çekiyorsun. Neyi çekiyorsun kardeşim? Araba niye giriyorsun? Ev bu ya. Orada doğacak çocukların var. Niye çekiyorsun? Bu kredinin İngilizce'de ismini
Morg içmiş abi. Morg iç. Ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Ölene kadar öde. Ölene kadar öde. Yani ya oradan geliyormuş anlamı. Evet. Geçen öğrendim ben. Kreş ne demek? Kreş biliyor musunuz? Domuz ahırı. İsa Aleyhisselam orada doğmuş. Gardiyan ne demek biliyor musunuz? Gardiyan. Bilmiyorsun değil mi? Domuz bekçisi demek. Domuz bekçisi. Fransızcadan geliyor. Çünkü İsa Aleyhisselam domuz ahırında dünyaya geldi diye söylüyor. Orada bekleyen kişi gardiyan, domuz bekçisi. Televizyon ne demek biliyor musunuz? Televizyon Türkçesi. Çocuk delirtme aleti. Doğru. Tamam. O tamam diyelir de tamam. Diyelir de tamam. Diyelir de tamam, aynen. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram kazanmaya sevk etmiş. Bir çağrı avam ve havas tabakasını daima mübarezeye teşvik etmiş. Acayip bir şey. Görenek o kadar bir rezil bir şey ki. Mesela Lut kavminin adeti olan düşük pantolon. Yahudi ne demiş? Bak onu da giydirdim bu evladına dedi. Osmanlı evladına. Düşük pantolon çok anlattım. Arkaya mesaj veriyor. Yani ben bu tiptenim. Yani düşük pantolon Lut kavminin adetiymiş. Öyle bir insan gördüm ki yemin ederim böyle dizimizi yok ha pantolon. Yani nasıl bir hale yedin? Bu göreneğin nasıl bir, neresine koyacaksın? Görenek de değil bu yani. Her tarafı paramparça olmuş pantolon. Bu Müslümanın evladı. Bana o soruyor ki, ben diyor bu sıkıntılarda nasıl kurtulacağım diyor. Gözüm kayıyor, kaymamaya çalışıyorum. Bir şey anlatırken gözüm kayıyor üstü başına. Normal pantolon 100 liraysa o 300 lira. Merak ettim, sordum fiyatını. Ucuz mu? Fesyon, yırtık olan onu. Biz yırtarız onu. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe ya Rabbi ya. Allah'ım ya. Hakikaten mi ya? Hakikaten 300 lira. Yırtıldıkça fiyatı artıyor. Ne olunca? Yırtıldıkça fiyatı artıyor. Bir çare avam ve havas tabakasını daima mübarezeye teşvik etmiş. Kur'an'ın yani Kur'an'ın kanun esası olan vücub-u zekat hürmet-i riba vasıtasıyla avamın havasa karşı itaatını ve havasın avama karşı şefkatini temin eden o kutsi kanunu bırakıp burjuvaları zulme, fukaraları isyana sevk etmeye mecbur etmiş. İstirahat-ı beşeri zülü zeber etmiş. Vücub-u zekat yani temelde ne oldu? Saydım ya yukarıda 5-6 tane madde. Aşağıda bir zekatı hayatımızdan çıkması. İki, faizin hayatımıza girmesidir. Kavga kapısını kapatmak için banka kapısını kapatınız. Ve şakirtlerine banka kapısına girmeyiniz diye emreder diyor. Hatırladınız mı? Lemat. Girme. Yani banka kapısına girmeyiniz diye emreder. Yani 25 sene, 30 sene buna çalışılıyor. Her ay veriyor, borcu düşmüyormuş. Kaç seneden beri çalışıyorsun dedim, 9 seneden beri. Para aynıymış. Ancak kazandı, her ay kazandı, faiz eklenmiyormuş. Ana borca öyle sabit tutuyormuş. Her ay 5000 lira veriyor. Ya, yani hayatımıza zekatın çıkması, faizin girmesi, hürmeti riba. Ribaya hürmet ettik. Gel dedik. Girme kardeşim, girme. Kredilere girme işte bu. Şey diye helalinde tarumar etmiş. Haram girmiş hayatımıza. Haram. İkinci nükte, bu medeniyet-i haziranın harikaları beşere birer nimet-i Rabbani olmasından hakiki bir şükür ve menfaat-i beşerde istimal iktiza ettiği halde şimdi görüyoruz ki yani medeniyetin bu nimetleri iyi olması lazım iken emniyetli bir kısım insanı tembelliğe, yani bunlar tembelliğe, sefaate, sayı ve çalışmayı bırakıp istirahat içinde hevesatı dinlemek meylini verdiği için sayı şefkini kırıyor.
Yani çalışma kimse istemiyor. Şevk kırılmış. Şevk. Yaman ha dokunma. Sabahlara kadar odadan. Odadan çıkmaz, yemek de yemez. Yani diyor bir şey alıyorum fıstıkmışlar ki ortaya götürürüm ki odalardan, hücrelerden çıksınlar diye. Dedi çok sevindim dedi ya, 23 yaşında çocuğum dedi. Yani iyi dedim ya, fıstık aldı bak geldi. Bir tabak aldı çekip gitti odasına. Acayip bir şey ya. Ne yapmış? Tembelliğe, sefaate, başka çalışmayı bırakıp istirahat için hevesatı dinlemek meylini verdiği için sayın çalışmanın şefkini kırıyor ve kanaatsızlık ne aldın diye bir de. Kanaatsızlık ve iktisatsızlık yoluyla sefaate, israfa, zulme, harama sevk etmiş. Yani kanaat yok. Mesela mutlu olması için insanda 4 tane ana tema var şartı. Bu çalışması lazım. Burada yapmıştım, bir tekrar edeyim 4 tane. Teslim, tevekkül, itimat ve kanaat. Bunu bir yerde anlattım da itimadı bana söyledi. İtimat nedir dedi. Dedim dersem ağır olur. Allah'a itimat etmek. Kanaat, Allah'a kanaat etmek. Sen ne diyorsun dedi ya. Sen bu sözü dedi Müslümana söylüyorsun biliyor musun dedi. Bana adama hangi Müslüman Allah'a kanaat etmez dedi. Bilmiyorum ben dedim. Ben sayayım. He? Ben dedim sayayım sen bakayım. Sende var mı? Allah'ın rububiyetini, icraatını, kanunlarını kanaat mı ediyoruz? Allah'ın söylediği bir şeyi kanaat etseydik yapardık. Ya, kanaat, Allah'a kanaat etmiyoruz ki, rububiyetini sorguluyoruz. Olur mu ya bu zamanda? Şimdi olur mu? Evet. Müslümanların en büyük sorunu Allah'ın rububiyetidir. Yani kanunu yani yap yapma de demelerdir. Allah'a kanaat etmiyoruz ki. Teslim. Teslim seleme. Eylem. Teslim. Tevekkül içsel aleminde doyuma ulaşma. Teslim, eylem, tevekkül, itimat ve kanaat. Allah'a itimat et. Rızık noktasında itimat et. Hayatın noktasında korkma, itimat et. Hayatın garanti altındadır. Her şey kontrol altındadır. Endişe etmene gerek yok. Yaprak bile onun emri dışında sallanmıyor. İtimat et. Allah'a kanaat et. Mesela Risale-i Nur'daki Nur anahtarının dediği gibi radyo büyük bir nimet iken maslahat-ı beşeriye sarf edilmek ile bir manevi şükür iktiza ettiği halde, beşte dördü hevesata, lüzumsuz malayani şeylere sarf edildiğinden, tembelliğe, radyo dinlemekle beslenmeye sevk edip, sayın şefkini kırıyor. Vazife-i hakikiyesini bırakıyor. Dedim akşam namazı kıyacağım dedim, bıraksana şu telefonu. Tamam kılacağım dedi ya. Ya bırak dedim bak bir şey kalmadı 23 dakika var. Tamam işte. Tamam. Tamam. Tamam işte. Kılacağım şimdi. Yani 23 dakika kalmış sana akşamdan. Malayani şerifine sarf edildiğinden tembelliğe, radyo dinlemekle beslenmeye sevk edip sayın şefkini kırıyor. Çalışma olmuyor. Çalışma iş ile değil ha. Sofra kalmışsa kaldırmıyor. Çamaşırını çıkar böyle bırakıyor. Mesela yatak odasında. Ya oraya rahmet meleği nasıl gelsin ya? Bulaşıklar yıkanmamışsa orada duruyorsa cinler geliyor. Şeytanlar geliyor. Bari yapamıyorsan bir besmeleyle üstünü ört. Dağınık bir odada, dağınık bir evde rahmet melekleri mi olur? Erva-ı habise, revayi habiseyi sever. Peki başka onu celbeden nedir? Erba-ı taibeler de revai taibi, güzel kokuları. Güzel kokular da güzel bir ortamda olur. Her şey birbirine girmiş bir evde, pislik içinde. Onu çıkarmış, onu oraya koymamış. Ya nasıl rahmet melekleri gelecek? Tertip yok, şey yok. Her şey yerinde olması lazım ya.
Yani kalkıp nasıl düzeltecek ya? Çamaşır nasıl asacak yani? Çıkartıp bırakıyor. Öyle bırakıyor. Ya. Yani makineden boşaltmaya, bulaşık makinesi ve makineye koymaya üşeniyor. Sen yap diyor. Birbirlerine kardeşler. Ya radyo dinlemek de beslenmeye sevk edip sahil şevkini kırıyor. Vazife hakikesini bırakıyor. Hatta çok menfaatli olan bir kısım harika vesait sahil ve amel ve hakiki maslahat ihtiyacı beşeriye istimal lazım gelirken yani doğru kullanılması gerekirken ben kendim gördüm ustad diyor. Ondan bir ikisi zaruri ihtiyaca sarf edilmeye mukabil ondan sekizi keyif, hevesat, tenezzüh, tembelliğe mecbur ediyor. Yani bu. Bu 1939-44 arası ikinci emirda. Ben o zaman gördüm diyor. Ondan bir ikisi yerinde kullanılıyor. Zaruri. Ondan sekizi o zaman keyif, hevesat, tenezzüh, tembelliğe mecbur ediyor. Bu iki cüz'ü misali, binler misali var. Elhasıl, hulasa ediyor şimdi, medeniyeti garbiye-i hazıra, semavi dinleri tam dinlemediği için, beşeri hem fakir edip, nasıl fakir etmiş her şey var? Fakirlik ve zenginlik şu arkadaşlar. Zenginlik, elinde malı mülkün çok olması değildir. Talep ve hedef azlığıdır. Talep azlığıdır. İnsanın zengin. Fakir kimdir? Elinde olmayan değildir. Talebi çok olmaktır. Hedefi çok yükseklerde. Bir de psikolojiyi düzeltmek için hedefinizi çok yüksekte tutun. Hayal edin. Şuraya bak ya. Hayal edin. Psikoloji düzelecek ha. Hayalinizi şey yapın. Çok yüksekte tutun. Kainat her şey bağlıdır. Hayal ettiğin şey çözülecektir. Ya. Hayal şey o yüksekte tutun. İnsanın bakın insan mevcuduna göre talep neyi ediyorsa onun fakiridir. Fakir kimdir? Talep çokluğudur. İhtiyacını ziyadeleştirdin. Hayal nereye giderse ihtiyaç dairesi de oraya kadar gider diyor o 17. sözde. İhtiyaç dairesi hayal dairesi kadar geniştir. Bu var. Doğruluk payı var maneviyattadır. Musibette daha yukarıya bakmak, nimette daha aşağıdakilerine bakmak da kullanılıyor bu. Sen onu terste kullanıyor. Abi bakkal işlet ama hedefinde market olsun diyoruz. Evet. Nasıl anlayacağız şimdi? Şimdi bu mevcudu yaptığın zaman, şu mevcudu yaptığın zaman manevi şeylerde o örnek maddiyattan örnek veriyor. Musibetleri kullanıyordu, musibet ve hastalıkları. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ve dinimizde söylüyor. Bela ve musibetleri daha yukarıda olanlara bakın. Nimet ilahiye baktığın zaman elhamdülillah şu bakkal işletiyorsun ama hedefin bu. Nedir o? Hedefin hizmeti, kendini inşa etmeyi. Yani örnek için bildiğimiz bir dünyadan veriyorum onu. Sahi ve gayret noktası. Evet onun gayreti şey yapıyorsun. Gayret etmek lazım. Bulunduğun konuma kanaat etme. Kanaat dünümettiktir. Yani diyor Risale'de. Ama hayallerini şey yap, yani ihtiyacı çoğaltmış İbrahim. İhtiyaçları çoğaltmış. Onlar nereye gelecek ya sana? Bu kainatta bir adetullah var. Bana, sana, herkesin hayalini, hayalindekiler gelse ne olur bu hale? Yani orada sahibi gayret, gayret et yani. Orada boğulma. Gayret et ya. Mesela bakkalda oturuyorsun. Tamam. Zihniyetin daha çok insanlara ulaşmak yani koy risale elinde şeyini koy orada ufak iki kişi gelse zihniyetin oldu mu rahmet-i ilahiye de sana tecelli ediyor. Sırf böyle onu yapma bunu yapma bakıyorsun ama kime bırakıyorsun bak bakalım kimi büyütüyorsun kazandığın serveti kime bırakacaksın baba diyor ya o salonda diyor oturma odasına annesiyle diyor çocuğa içerideki odaya telefon ediyoruz ama bir de çekiniyoruz suratımızı kapattıracak. Hadi oğlum çay var bilmem ne var şunu diyecekler de kapıya vuramıyorlarmış yani.
Bak burada sayacak, şimdi hulasa edecek ya. Medeniyeti garbi hazırla, semavi dinleri tam dinlemediği için beşeri hem fakir edip, bak hem fakir etmiş. Niçin? İhtiyacatı ziyadeleştirmiş. Öyle değil mi? O lazım. Kanaat etmiyor. Bir telefon olmaz. Bir daha bunu da değiştir. Mesela bir telefon değiştirirsen çocuğa sen bir ay takar değil mi iş yerinde sanacı? Bir ay sarsar İbrahim sen. Bir ay. Ha? Daha çok sarsar. Ya. Bir ay sarsar. Örnek için söyle. İktisat ve kanaat esasını bozup israf ve hırs ve tamayı ziyadeleştirmeye, zulüm ve harama yol açmış. İktisat ne olur böyle, israfı böyle, böyle maddi falan, elbise falan şey gibi düşünmeyin ya. Akıl, kalp. Kalp sevmesi gerekeni bırakmış, Ahmet Mehmet'e, Ayşe Fatma'ya takmış. Akıl onu bunu düşünüyor. Yani yoruluyor da akıl. Kafada yoruluyor. Düşünmesi gerekenleri koymuş kenara. Hiç fuzuli ya. Amerika tavukları kaç tanedir? Ne olacak yani bize? Bir sürü şey ya. Şu program, şu program. Şunlar, şunlar, şunlar. Aa, ne giymiş, nerede ne satılıyor, hangi mağazada ne var? Aman yarabbi başlayayım ya. Hangi mağazada ne var? Hepsine kayıt olmuş. Şey düştüğü zaman bana haber etsin, bilmem ne yapsın ya. Ya bu kafadır ya. Baş dönüyor ya. Lan bir gömlek. Lan kaç sene giyeceksin ya? Beşeri bak ne yapmış? Hem fakir edip ihtiyacı ziyadeleştirmiş. İktisat, kanaat esasını bozup israf, hırs, tamayı doymamak. Ziyadeleştirmiş. Doymamak. Doymamak. Sonra o talep ettiği yerine gelir mi meşru çalışmayla? Yok. Zulüm ve haram karıştırmış. Hem beşeri vesayet-i sefaate teşvik etmekle o bir çare muhtaç beşeri tam tembelliğe atmış. Sahibi amelin şefkini kırıyor, hevesata, sefaate sevk edip ömrünü faydasız ayı ediyor. Şimdi saatlerce burada. Zannediyor onu seyrediyorum. İçine girmiş. Saatlerce bu videoların içinde. Öyle. Bunun içinde ömrü bitiyor. Yani bunun içinde gömülmüş. Tam keşke bitse ömür de. Burayı sömürdüğü için mesela bakın aynı bundan örnek vereyim. Ders çekiyorsunuz. Ses kaydı yapıyorsunuz. Bir pil bitmiyor mu? Ya bu da öyle ya. Bu da seyrediyorsun ya. Bu gözden enerji bitmiyor. Hisleniyorsun. Sesi kulağa kullanıyorsun. Düşünceyi kullanıyorsun. Hayali kullanıyorsun. Bunu sen videoyu seyrederken senden sömürmüyor mu? Buna geçmen için sömürüyor seni. Bir tane, iki tane, bir saat, iki saat. Ya bu beyin ya. Çöküyor da içeriye doğru çöküyor. Bu sebep bir sürü hastalık var. Hele hamile ise bu kadın. Çocuk da bitiyor. Aa özürlü bir sürü çocuklar doğuyor. Eskide merselerde, köylerde doğardı. Hepsi toplu topaç gibi. Şimdi bakıyorsam klozette, hasta, oksijen şeylerinde, çadırlarında bütün bebekler yatıyor. Yani sömürülüyor arkadaş bu. Sömürüyor. Haramdan bahsetmiyorum. Bazılar belki kızıyor bana ama bana kızma. Çocuklarımız, evlatlarımız elden gidiyor. Kafanın içi boşaltılıyor. Sihir yapılıyor, hiç zaten bahsetmiyor. Saham olduğu için nasıl sihir yapıldığını çok ders yapmışım. Hem o muhtaç ve tembelleşmiş beşeri hasta etmiş. Sonra suistimal ve israfat ile bak suistimal ve israfat ile yüz nevi hastalığın zirayetine intişarı vesile olmuş. İşte psikolojik hastalıklar buradan çıkıyor. Yani ne biliyor musunuz? Kafanın içerisinde 7 tane mertebe var. Benim sağım bu. Dimağda meratip var. Tahayyül. Bak şimdi tahayyül ve tasavvur. Tahayyül mekan uydurukçasıyla algımızı yani anlayışımızı oluşturuyor. Hayal. Tasavvur ise zamanı oluşturuyor. Sıralamayı yaptırıyor. Peki bunlarla videolarla ne olur? Zaman alt üst oluyor.
Mekan anlayışımız ortadan kalkıyor. Odada, evdeyiz diyor yani. Oda ile kendi odası saatlerce çıkmamayı gayet normal görüyor. Sonra, iyi dinleyin bana bakın. Hayallerinde hapsoluyor. Artık sanal dünyada yaşıyor. Gerçeklikten kopuyor. Artık burada yaşıyor. Çıkmak istemiyor. O top tüfek, silah, uçak, savaşı bitti kardeşler olarak. Bitmek üzere, demode olacak zaten. Bir ondan sonra da ne çıktı silah? Gıda. Gıda ile tamir etti. Şimdi daha ilerisi bu. Yani sanal dünyada kızın da çocuğun da, hatta bana kızan kardeşim bile sanal dünyada böyle ne yapıyor diyor, tiyatro yapıyor diyor. İçenden içeriden gülüyor bana, biliyor. Evet, keşke ben gülünç olsaydım da boy böyle olmasaydı. Ondan sonra hayal, hayal dünyasında yaşarken kız ve oğlan odada veya sen ve ben, annesi bağırıyor, hadi oğlum, hadi kızım yemek. Anne ya, tamam anne, tamam. Hırçın, bağnaz, geçimsiz, saygısız da demeyeceğim. Bir şey değil ya, hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şey. Bakarsın böyle, bir Lazlı'nın böyle sus kabağı var böyle. Bakarsın demiş, hıyar. Kırarsın, çıkarsan üstü bir diyor. Aynı onun gibi, bakarsın bir adama benziyor. Doyum yok. İstanbul'u versen tatmin yok. Memnuniyet hiç yok. Kanaat mı? Hiç yanaşmamış. İç huzur mu? Herkes ona itaat edecek. Herkes ona çalışacak. Herkes ona hürmet edecek. Dokunma ha. Trafiğe çıktığın zaman birisinin satır, kimisinin silah, kimisinin sopa, kimisinin bilmem. Böyle bir acayip bir, bu Türkiye'yi demiyorum, dünya acayip bitmiş. Dersin başında söyledim, tükenmiş, tükenmiş sendromu var. Dünyayı sarmalamış, içsel çöküntü, enerji yok. Şevk yok, gaye yok, hayal yok, hedef yok. İçeriden çöküntü. Bu enerji vücudun imali, ruhun imal ettiği, kullanın diye bedene salgıladığı ruh, ruh imal eder enerji, şu. Konsantre oluyorsun, yöt diye kırıyorsun ya konsantre. Bizde tefekkür. Ruh da o olmayınca, o ruh imal ediyor, kullan diye bedene salgılar. O olmayınca, ruh çökünce bedende sanki adam varmış, ha varmış ha yok. Un çuvalında unu boşaltırsan çöktüğü gibi. Yani mesela bakın, ruh, tefekkür veya konsantre oluyorsun ya sporcu böyle, konsantre olur, hop diye kırar. Konsantre olmak böyle. O nedir o? Gizli olan enerjiyi aktif eder. Şimdi onu aktif edecek enerji yoksa, ruhta böyle bir salgılama yoksa, vücudun gözü de görmez, kulağı da görmez. Yataktan gelsin, kalksın. Tamam anne, gelecek, gideceğiz okula. Tamam, tamam, dersler çalışacağız. Lan bunu yapacak değil, videoyu seyredecek hali artık kalmış. 5 saat, 6 saat devamlı enerji. Ondan sonra otizm niye oldu? Bilmem ne izim niye oldu? Bir bakın bir sürü özürlü çocuk oluyor. Annesi de bitirmiş zaten, annesi bitirmiş. Karnındayken. Evet arkadaşlar, dert imal etmiyorum, ifade ediyorum. Gizlemekte de bir faydası yok. Bunun üstünü de açmamak. Ama tam nereye kadar? Keşke düzelseydi. O zaman tersinden bakalım mı abi ya? Biz yani o zaman yani burada olumsuz gibi bir şey çıktı ya ortaya. Şimdi tersinden bakalım. O zaman tersinden bakınca ne olmuş? Ya. Yani o içteki hani motorun yanma şeyi var ya abi, haznesi. Yani daha iyi biliyorsun. Motor evet. Yani o belli işte 2500-3000 motor şeyine, büyüklüğüne göre ona göre enerji çıkıyor değil mi? İmanın kuvvetine göre enerji çıkıyor. Şimdi Osmanlı'da bir birlik varmış abi. Akıncılar ismi. Bunların özellikleri şu. Savaştan önce savaşacağı yere gider. Hiçbir can endişesi taşımadan savaşırlar. Orada düşmanın hem iktisadi gücünü ortadan kaldırırlarmış. İşte mal da var ne varsa toparlarlarmış ganimet olarak. Hem de düşmana çok ciddi bir korku. Çünkü adamlarda korku denen bir şey yok yani. Kaynak ne? Yok Türklük canım olur mu? Neyim abi? Türklük. Bize öyle dediler. Türklük dediler. Bak bunu gizleyemediler ama Türklük dediler. Oysaki iman.
1600'lerde Osmanlı'da Akıncı Birliği'nin yerine şeylere koymuşlar abi. Uygur Türklerini. Bunlarda da cesaret fıtri. Ama gitmemiş. İman olmadığı için gitmemiş. Belli bir yerden sonra Akıncı Birliği'ni iptal etmek zorunda kalmışlar. Bu kadar tehlikeli savaşlara çıkan insanlardan bir tanesi Evrenos Bey diye birisi 129 yıl yaşamış abi. Bu Akıncı Birliği'nin beyi. 107 yaşında 52 bin kişilik Akıncı Birliği'ni komut etmiş. Osmanlı tarihindeki en büyük Akıncı Birliği savaşı bu adamın liderliğinde olmuş. Tamam. Demek ki o içeride o sistemi aktif eden şey iman olunca artık hiçbir şey önünde duramıyor. Evet, o dedim ya ruh konsantre olduğu zaman spordan örnek verdim. Konsantre böyle olduğun zaman enerji doluyor ya. Veya böyle bir cinsellik bir şey seyreden olmayan bir enerji aktif olur vücutta. Aynı onun gibi ona benziyor ama o değil. İman, iman daha değişik. Ne cinsellik, ne öfke. Bir şeyin öfkelendiğin vücut acayip oluyor. Ne de böyle bir konsantre spor böyle. Ay böyle konsantre oluyorsun filmi seyrediyor. Buna da benzemiyor iman. Peki iman ruhta nasıl indüklenir, nasıl aktif oluyor? Tefekkürle, eylemle. Şimdi okuyayım bitiriyorum. Hem bu muhtaç ve tembelleşmiş beşeri hasta etmiş kardeşim, hasta. Yani içeride enerji olmayınca maddi hastalıklar da sirayet etmiş. İçeride dayanıklık olmayınca gelen grip, üşütme, en ufak bir şeyle enfeksiyon tap diye düşüyor. Çok acayip. Suistimal ve israfat ile yüz nevi hastalığın sirayetine. Mesela ayda bir olan ihtiyacı zaruri, fıtri yani cinselliği, haftada birkaç defa olunca vücut içeriden de çökmüş. Suistimal için daha misal verdim. Hem üç şiddetli ihtiyaç, meyli sefaat, ölümü her vakit hatıra getiren kesetli hastalıklar ve dinsizlik ceylanlarının o medeniyetin içlerine yayılmasıyla intibağa gelmiş, uyanmış beşerin gözü önünde ölümü idame bir suretini gösterip her vakit beşeri tehdit ediyor. Bir nevi cehennem azabı veriyor. İkide bir peki bu var ama bir gerçek de var hayatta. Onu da görüyor aptal değil. Ölüyor. Ölenler var. Ondan sonra yani cenazeyi iki önce mesela bir tanesini duydum. Ya bu cenaze arabalarını diyor böyle arabayla diyor. Onu ortar diyor. Ana E5'te nasıl götürüyorlar diyor. Kapattım diyor kardeşim diyor ya. Petrola gittim affedersin abdese. Durdum. Orada cenaze arabası herhalde geçiyormuş. Ha? Ben de şey yaptım böyle. Petrolda. Onunla araba mazot dolduruyor. Ben de orada tuvalet şey çıkmıştım. Şuraya bak diyor ya. Cenaze arabalarını diyor 5 tane içi var. Kapattım diyor ya. Yani. Ne insanların moralini bozma hakkınız var. Kendi kendine bağırıyor biliyor musun? Petrolcular da şaşırıyor ona bakıyor. Yani ölüm haklı mı haklı tabii ikide bir ya öleceksin diyor. Ona ne zarar var? Bir sürü kamyon geçti, taksi geçti. Sana ne ya? Yük arabası geçti. Seni zehirledi mi? Gaz mı çarptı? Rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyor? Ölümünü hatırlıyor. Ondan rahatsız olmuyor. Ölümü zaten kaçıyordu adam. Arabaya binmiş, bakmış ki mezara, cenaze arabası. Yani ondan sonra bir sürü hastalıkları çoğaltmış. Çünkü içeride direnç kalmamış. İşte bu dehşetli musibeti beşeriye karşı Kur'an-ı Hakim'in 400 milyon talebesinin intibaiyle ve içinde semavi kutsi kanun esasileriyle 1300 sene evvel gösterdiği gibi yine bu 400 milyonun kendi kutsi esası kanunlarıyla beşerin bu üç dehşetli yarasını tedavi etmesini ve eğer yakında kıyamet kopmazsa beşerin yani kıyametiyle öyle dünya çarptı, yandı, dağlar uçacak, denizler yanacak değil ha. Arkadaşlar dünyayı dolaşan insanım biliyorsunuz. Diyorum ki Avrupa bitti, kıyameti koptu adamın. Artık bir yere sızmış, kalmış tek başına. 40 metrelik küçük kibrit kutularında evlerde tek yalnızda itilmiş, hiç kimsesi yok.
Yalnız arayanı soranı yok. Dilekçe yazıyor PTT'ye ki zarf geldiği zaman zile bassın postacı. Kutuya atmasın. Niye? Bir zil çalsın. Kendi kendine gönderenler bana. Evet. Kendi kendine. Kendi kendine gönderiyor ki gelsin zile bassın. Postacı gelsin zile bassın diye. Eğer ya kıyameti ne olmuş bunun? Kopmuş. Bunun kıyameti kopmuş da daha ne kıyametinde kopmuş yapıyor? Zaten ölmüş. Ölümünü bekliyor. Eğer yakında kıyamet kopmasa beşerin hem saadeti hayat-ı dünyeviyesini hem saadeti hayat-ı uhreviyesini kazandıracağını ölümü Kur'an ölümü idam ebediden çıkarıp alim-i nura bir teris tezkeresi göstermesini ispat edecek. Ölüm olmadığını, ölüm öyle kabre girmek olmadığını, çekirdekten ağacın dönüştüğünü, pasaport dairesi olduğunu, yumurtadan tavuğa dönüştüğünü, zindani dünyadan bostani cinaya çıkış olduğunu, Risale-i Nur'la Kur'an'ın bu hakikat ifade edildiği zaman ve ondan çıkan medeniyetin measini seyyatına tam galebe edeceğini, niçin? Artık insanlık dibe vuruyor, vurdu. Arabayı da tosladı, araba gece kalı kalmadı. Mecburu çare arayacak. Mecburu galebe edeceğini, şimdiye kadar olduğu gibi dinin bir kısmını, medeniyetin bir kısmını kazanmak için rüşvet vermek değil, belki medeniyeti ona, o semavi kanunlara bir hizmetkar, bir yardımcı edeceğini, mecbur olacak buna insanoğlu. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın işaret ve rumuzatından anlaşıldığı gibi, rahmet ilahiyeden şimdiki uyanmış beşer bekliyor, yalvarıyor ve arıyor. El-Baki vel-Baki Said Nursi radıyallahu anh ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Gel kardeşim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الَّذِينَ استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية إلا قال مترفوها إنا بما أرسلنا
قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحا ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.